Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir vlog tarzı video çekmiyordum. Daha doğrusu vlog çekmiyordum. Vlog tarzı genellikle videolarımın konsepti oluyor. Ama vlog başlığı altında çekmiyordum. Bugün birlikte AVM'ye gideceğiz. Aslında çok da farklı bir şey yapmayacağız ama asıl amaç kuzenimin düğünü için, nikahı için ve kınası için elbise bakmak olacak ya da tulum falan. Artık bir şeyler bakacağız. Buradaki konuşamıyorum. Buradaki AVM'lerden birkaç bir şey bakacağız. Umarım bulabilirim. Trendyol'da baktım aslında. Bayağı bir şey buldum. Ama sonuçta internet sitesi ve ne kadar bedenime oturur bilmiyorum. Hani güzel geleceğinden eminim. Güzel gelir mutlaka ama gerçekten beden sıkıntısı çeken bir insanım. Hani mankende gördüğüm bile benim üstüme hiç olmazken internet sitesinden söylemek benim için açıkçası biraz zor. O yüzden maalesef ki gidip alacağız. Şimdi hazırlandım. Yani çok hafif makyaj yaptım. Üstümü giyindim. Annemlerin hazırlanmasını bekliyorum. Ondan sonra çıkacağız. Ama güzel ya, siyahın patlaması. Allah siyah. Koton'a geldik. Ben size hiç çekmedim çünkü gerçekten hiç denenecek kadar güzel hiçbir şey yoktu. Zaten bu Atilus'ta hiçbir mağaza yok. Koton dışında neden buraya geldim sakın en ufak bir şey yok. Şimdi bu elbiseyi beğendim. Bunu deneyeceğim. Arası ancak bu olduğu için bunu beğendim. Yani bir özelliği yok elbisenin. Fiyatını göstereyim. 130 TL. Deniyorum ve geliyorum. Pardon, çıkarmamış şöyle. Şöyle bayağı açık oldu ama şöyle üstten yine ben yaptım terziye. Ama şöyle bakınca böyle bir elbise. Hoşuma gitti. Yani çok kötü olmadı. Ama elbisenin ekstradan bir özelliği yok. Bunu söyleyeyim. Üstüme bak. Neyse. Ama güzel. Buradan çıkıyoruz. Çünkü burada hiçbir şey yok. Gerçekten Atilus'ta hiçbir şey yok. 3 tane mağaza var. 3'ü de zaten biri çok pahalı, biri çok ucuz. Biri de Koton zaten. Koton da burayı niye açmışlar Allah bilir. Yani değerlendirsin diyelim acaba neden. Onun hiçbir şey yok. Başka bir yerlere gideceğiz. Ama saat biraz geç oldu. Hani mağazaların kapanma saatlerine az kaldı. Ama burası dolu. Biraz önce yanlıştık lan. Asansör geldi. Ben. Niye? Öyle. Eve geldik. Ya hayal ettiğimin yarısını bile çekemedim video için. Gerçekten hiçbir şey yok. Yani hani şu dağınıklığa bakar mısınız? Hele bugünkü kahve bardağım çok güzel olmuştu. Bugünkü kahve gerçekten çok soğuk olmuştu. Bu da dünkü kahve bardağım. İçememişim ve fosilleşmiş. Şu an birçoğunuzun midesi bulandığına eminim. Gerçekten fosilleşmiş. Bu ne? Ay. Biraz önce de bahsettiğim gibi gerçekten bugün çekmek istediklerimin yarısını bile çekemedim. Yani hiçbir şey mi olmaz? Gerçekten hiçbir şey yoktu. Ama şu an hani Bershka, Plan 1, işte Stradivarius, Zara'dır falan filan. Bunlara hiç girmediğim için de aynı zamanda yorum yapabiliyorum. Gerçekten bunlara hani hiç bakmadım. Çünkü gittiğim Atilus'ta, Büyükçekmece'de olanlar bilir, hiçbir şey yok. Hani diyeceksiniz neden orayı tercih ettin o zaman? Ya buradaki annemin komşusu tavsiye etmişti. Hani orada abiye falan var. 3 mağaza var. 3. Gerçekten çıldıracağım. Hani ben böyle üst katı full dolu olur diye tahmin ediyordum hani abiyelerle falan. Ki zaten abiye de bakmıyorum. Abiye de istemiyorum. Sadece düz bir elbise istiyorum. Size gösterdiğim gibi elbise istiyorum. Sadece gerçekten o elbise 130 lira değer miydi? Şu an yanlış ayarda mı çekiyorum? Çünkü yanlış ayarda çekiyor olma ihtimalim 1500 falan. Çünkü kamera ayarını yanlışlıkla değiştirmişim. Bir ayarlamaya çalışayım, geleyim. Ayarlayamazsam böyle devam edeceğiz. Saat bayağı geç, 1.30 falan saat. 2'ye doğru geliyor. Şimdi birlikte kahve yapacağız çünkü canım kahve çekti.
kahvemi nasıl yaptığımı göstereyim istedim. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider ve umarım yararlı olur. Zaten klasik bu arada kahvem. Hiçbir farkı yok ama yine de göstereyim. Kullandığım kahve markası çok fazla değişiyor. Yani her tarz kahveyi kullanıyorum. Yani o anki bütçeme bağlı açıkçası. Geçen gün de çok fazla param yoktu. En ucuz bu Whip'indi. Bim'in mi artık, I101'in mi hatırlamıyorum. Öyle bir marka. Bu şekilde Gold kahvesini aldım. Daha serti de var Gold'dan. Hani daha sert. Ama Gold daha iyi gibi geliyor bana. Ama diğeri de güzel. Onu da kullanıyorum. Bu kahve şöyle, yani içinde bu şekilde tanecikler var. Bir yandan suyum kaynarken yaklaşık 1,5 böyle çay kaşığı kahve koyuyorum. Ay, kameraya vurdum. Bu işi çekmek çok zor çünkü tripodum yok. Şöyle biraz daha koyacağım. Çok az daha. Şu kadar daha. Bu şekilde kahvemi koyuyorum. Siz bu odunda içine biraz şeker de koyabilirsiniz. Hani şekerli seviyorsanız. Ama ben şeker koyduğumda çok fazla tatlı olduğunu hissediyorum. Kahve zaten çok güçlü bir kahve değil. O yüzden şeker koymuyorum. Bir yandan da sütümüzü dolaptan çıkaralım. Suyumuz kaynarken. Yani yaklaşık bardağın yarısı kadar su koyuyorum. Benim için sanırım bu kadar yeterli. Şimdi normalde ben bunun üzerine buz koyuyorum hani soğusun diye, ama şu anda yeterli kadar elimde buz olmadığı için, ya daha doğrusu yeterli kadar buz var ama daha çok soğuk istediğim için bunu biraz buzdolabına bekleteceğim. Yani bir 2 dakika 3 dakika falan, çok değil. Bu arada bardağın üzerini kapatabiliyorsanız ya da bardağınız kapalı bir bardaksa, artık hani üzerini tamamen kapatabiliyorsanız sütünüzü ve o yaptığımız filtre kahveyi çalkalarsanız böyle üzerinde köpük oluyor. Bu da çok güzel oluyor ama ben bardağımı kapatamıyorum çoğu zaman, o yüzden köpüksüz oluyor ama olsun. Ve mikserden falan da geçirebilirsiniz. Bir el papçıya atıp geldim o sırada da zaten. Büyük ihtimalle kahvem bayağı sıcak şu an hala, ama büyük ihtimalle ilk haline göre gerçekten soğumuştur. Şimdi süt koyacağım. Ondan sonra da buzunu koyacağım. Ama bizim süt böyle kaymaklı. Annem kendi yapıyor. O yüzden böyle kaşıkla almaya çalışacağım. Yani süzeceğim. Kendim çekmiyorum. Süzeceğim. O yüzden orayı çekmeyeceğim. Şimdi ben sütü koydum. Bu arada bizim süt de böyle yağ gibi, işte kaymak gibi şeyler olduğu için bu tarz böyle topucuk topucuk şeyler gözüküyor. Ama tatlı bir değişim olmadığı için sıkıntı yok. Sabah da aynı kahveyi yaptım. Şimdi de buz koyacağım üzerine. Büyük ihtimalle bir 4-5 tane buz koyarım. Bu arada evinizde karamel sosu falan varsa onlardan da koyabilirsiniz. Bizim evde çikolata sosu varmış. Ben biraz ondan sıkacağım. Güzel, hani hafif bir aroma veriyor şöyle. Biraz da bundan sıkacağım. Ondan sonra kahvemiz hazır. Saat 4.49 oldu. Ben gerçekten hiçbir şey yapmadım. Bu saate kadar full yaptım. Aslında gidip yukarıya kitaplarımı alıp çalışacaktım. Arkadaşlarımla daha doğrusu görüntülü konuştum. PUBG falan girdim. O yüzden böyle hiçbir şey yapmadan yattım. Şimdi gidip kitaplarımı alacağım. Kümeleri bitirmeye çalışacağım. 3 video mu 2 video mu ne kalmıştı? Onları şimdi bitirmeye çalışacağım. O zaman ben gideyim. Kitaplarımı alayım. Aynı zamanda videonun editine başlamam lazım. Kameramda yer kalmadı. Öyle. Hava hafiften aydınlanmaya başladı. Saat şu an 5.13. Ben daha dayanamayacağım daha doğrusu. Çok çok az hani özete başladım. Ama gördüğünüz gibi hani hiç ilerlemiyor. Uyuyorum video izlerken. Şöyle videoyu da bayağı izledim ama daha fazla devam etmeyeceğim. Ben uyuyorum. Yarın görüşürüz. Daha iyisini yapabilen var mı?
9.30 çıkarıyorum. Vatana millete hayırlı olsun. Tekrardan geldim. Sabah en son bulaşık falan topluyorduk birlikte. Bayağı bir geçti saat olarak. Şu an saat 8 falan galiba. Şuradan tam böyle of bir yansıma vuruyor camdan. Çok güzel bir ışık. Bugün tekrardan alışverişe çıkacağız birlikte. Yine elbise falan bakacağız. Ben de şimdi banyo yaptım. Hazırım aslında, giyindim. Sadece makyaj yapmadım. Makyaj yapacağım, ondan sonra çıkacağız. Stradivarius'tayız. Şöyle bir etek beğendim. Etek şort daha doğrusu. Şöyle göstereyim. Anlayabiliyor musunuz bilmiyorum. 120 lira. Şimdi bunu deneyeceğim. Bakalım. Olmadı, üstüne de başka bir şey alırım. Beğenirsem bunu alacağım. Böyle oldu. Güzel oldu. Ama biraz kısa. Zara'dayız. Zara çok büyük indirim yapmış. Bence kesinlikle hala gelmediğiniz gibi. Hepimizin haberi vardır eminim. İndirim geldi. Diğer mağazalara göre gerçekten güzel indirim yapmış. Şimdi deneyeceğiz. Annemle birlikte. Hadi bakalım, geçelim. Zara'dan çıktık. Bu indirim konusunda en güzel indirim yapan mağaza kesinlikle Zara. Bershka'ya girmedik ama Plan 1 ve Stradivarius'a girdik. Ve gerçekten en iyisi Zara'ydı ve gerçekten güzel şeyler vardı ve hani çoğu şey tükenmemişti. Bence gidip bir bakın. Biz gösterdiğim eteği aldım. Bir de annem bir pantolon aldı. Gösterdiğim eteği bu arada 60 lira dedim ama yanlış söylemişim, 80 liraydı. Ama gerçekten güzeldi. O şekilde şimdi eve gidiyoruz. Bu arada üstüme bir şey bulamadım. Daha doğrusu böyle bakmıştık veya yakın bir şeyler ama 40 liraya bir şey buldum ama olmadı. Neyse eve gidiyoruz. Bu arada Zara'da bir tane parfüm sıktım. Adını hatırlamıyorum. Ama böyle üstünde deri bir, kırmızı deri bir kılıf vardı. Çok güzel kokuyor. Dehşet güzel kokuyorum. Ve sıkalı 20 dakika olmadı. 15 dakika oldu ama çok güzel kokuyor. Gidin alın onu.